Huzur kenti Adıyaman'da neler oluyor? Topluma ne algı yaratılmaya çalışıyor? Adıyaman'da bazı gizli servisler huzurlu olan kenti huzursuz hale getirmek istiyorlar. Huzurlu olan şehrimiz mutlu, güzellik, doğru haberlere ihtiyacımız var. Doğruya ihtiyacımız var. Doğruya, dost doğru. Dost. Yani bizim dinimizin emir ettiği şekilde dost doğru olmayın. Yani eğri bürgülü olmayın. Dost doğru, dost doğru. Dost doğru ihtiyacı habere de şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşı bugün huzursuzluk yaratılmak isteniyor. Nerede, kimden gizli servisler? Alman ajanları, Amerikan ajanları, yani CIA dediğimiz KGB ajanları, bunlar bu bölgede cirit atıyorlar. Yeni yeni bir hukuki devlete, hukuka dayanmayan bir devlet kurmak istiyorlar. Bu da hayaldir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin akıllı, zeki, istihbarat hareketlerinin güzel çalışması lazım. Aldatma, yanıltma şekillerine girmemesi lazım. İstihbaratın başında da bir akıllı insan olması, akıllı, feraset sahibi. Akıl ayrı, feraset ayrı. Tarihini iyi bilmesi lazım. Abdülhamid'i iyi bir tanımaları lazım. Abdülhamid nasıl yönetmişse bu ülkeyi, siz de öyle yönetin. Cahillik. Başka bir şey değil yani. Yetişkin birinden beklenmeyecek şeyler. Yani çocuk, yeni nesiller şey yapıyorlar. Kolay kandırılıyor. Basit kandırılıyor. İş imkanı olmadığı için burada verilmeyeni orada vereceğiz. Bahiliyle kandırılıp götürülüyor. Bu başka bir şey yok. Birinin yaptığı hata yüzünden hepsi şey yapamaz. Suçlanamaz. Adıyaman kötüleniyor ama şu an öyle değil. Tabii Adıyaman'da hiç beklenmeyen olaylar oluyor. Adıyaman'a yakışmayan şeyler oluyor. Çünkü Adıyaman'da son günlere baktığımız zaman hakikaten medya olsun, gazeteler tarafından olsun Adıyaman'a haksız şeyler oluyor. Bu açıdan sesleniyorum herkese. Adıyaman Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkez'in olduğu, herkesin olduğu güzel bir yaşam merkezidir. Bunu herkes böyle bilsin. Kimse Adıyaman'ı yıkamaz. Başka da diyecek bir şey yok. Vallahi Adıyaman bayağı karıştır bu aralar da yani. Yapılan operasyonlar. Yani sessizliğini, yani normalde baktığınız zaman sessiz bir yer. Bundan faydalanmak isteyen bayağı oluyor yani. Ondan dolayı yani ortam vermemek gerekiyor, müsaade etmemek gerekiyor. Bir IŞİD algısı oluşturulmaya çalışıyor mu sizi? Ya oluşturulur yani, o sessizliğini bozmaya çalışıyor. Bir de hani millet biraz kullanmaya çalışıyor. Sessiz bir yer kendi halinde, gayet güzel bir yer yani. Ama işte görüldüğü gibi yani gençleri resmen götürüyorlar yani o şekilde. Gazetelerde hani yapılıyor işte yine Adıyaman gibi başlıklar, Adıyaman resmen iki duran, bunlar da yanlış bir şey. Sonuçta genelleme yapmamak gerekiyor, o da yanlış bir şey. Sonra dış güçler Adıyaman, Türkiye Adıyaman değil, dış güçler Türkiye karıştırıyor, Türkiye'yi. Almanya, İtalya, Fransa, İsrail de bunun içinde, İsrail de. Bunlar Türkiye karıştırıyor. Türkiye bir Osmanlı devleti. Türkiye yeni çıkanlar, o Kürtler Türk'ün devletinde zayıflandı ya. Yeni çıkanlar priz verdi, o prizler genişliği kuvvetleşiyor, güçleşiyor. Şu anda bizimiz 80 milyara, 90 milyona yakın. Rahatsız ediyor, bizi rahatsız ediyor. Ne Türkiye'de istiyor, ne dışarıda istiyor. Türk kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti istiyor. Türkiye Cumhuriyeti istiyor. Mesela bir yapmış devletleri koklası için. PKK yapmış devletleri koklası. Bunu biliyor bunu. Gençlerimiz ne kadar şehit verdi, ne kadar şehit verdik. Bunlar yine ortaya çıktı, seçim düştü. AK Parti biraz zayıflanınca bunlar fırsatından istifade biz ortaya çıktılar. Ama Türk devleti güçlüdür. Türk devleti güçlüdür, hepsi üstüne gelebilir. 30 senedir ilk defa böyle bir terör olayı burada oluyor. Bu gençleri kandırıyorlar, yoldan çıkarıyorlar. Yazlık günahtır bu gençlere. Bu devletimiz yani bu gençlerin, bu kandırılan gençlerin herhangi bir şeye karşı haklarından gelecek. İnşallah temizlenecek yani. Yine huzura kavuşacak Adıyaman'ımız. İşsizlik ortamında gençler kandırılmaya çok müsait oluyorlar. Yani bu hangi örgüttür, hangi fikre, hangi görüşe daha uygundur bunu bilemiyorum ama gençler kandırılmaya çok müsait duruma geliyorlar. Bu anlamda Adıyaman üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani gerek terör örgütlerine, gerek ülke huzurunu bozacak eylemlere Adıyaman gençleri daha çabuk kanabiliyor. Bunun sebebi birincisi eğitim eksikliğidir. İkincisi ve en önemlisi altı çizilmesi gereken konu işsizliktir. Gençlerini sürekli dışarıya göndermiş.
bu anlamda da aile yapısı oluşmamış, aile kültürü gelişmemiş gençler. Kandırılmaya çok müsait hale getirilmiş. Kötüleştiriyor ha. Adıyaman'ın adını kötüleştiriyor. Başka neye çıkıyor? Ben onu bulacağım. Da ben kabul etmiyorum. Yani Adıyaman'ın terör kent olmasına inanmıyorum. Ama şu bir gerçek ki Adıyaman'da sen sağduyulu insanlar kalkar 70 bin oy HDP verirse bugün de Karapınar'da yapılan gayet normaldir. Yani tek suçlu sağduyulu. Ben PKK'yla HDP'yle ilgisi alakası olmayan kardeşlerimizin gidip sadece AK Parti düşsün diye HDP oy veren adam suçludur bence. Eğer bugün huzur kenti olumsuz bir yola gelmişse bunun tek sebebi o sağduyulu insanların gidip etmeyecek. Hayır abi, Adıyaman bundan önce çok güzel bir kenti. Şu anda Adıyaman'ı da karıştırmak istiyorlar. Acaba neden bilmiyorum, ben de anlamadım. Hani böyle bir şey imkansız olmaması lazımdı. Bilmiyorum. Adıyaman niye bu hale geldi? Ben de düşünüyorum yani. Ben de kendi kendime düşünüyorum. Yani sebep ne olabilir? Vallahi abi sebep dışarıda gelen insanlar olabilir. Yani Adıyaman'ın içinde hiçbir insan böyle bir şey yapamaz diyorum. Yapmazlar. Bunlar dışarıdan eğitilmiş, dışarıdan gelen insanlardır. Ben öyle düşünüyorum. Düşüncem öyledir. Terör müdürü yok. Değil mi? Adıyaman çok değişti abi. IŞİD falan olayı, her şey. Bu IŞİD'ler Adıyaman'a da girmiş diye her yeri karıştırıyorlar. Huzurlu Adıyaman'ı huzursuz yaptılar yani. Ve fazlasıyla Suriyeliler de girdi. Çok fazla Suriyeliler girdiği için böyle hep huzursuzluk oldu. Yani tam olarak karıştı yani Adıyaman. Böyle giderse yani hali çok iyi değil yani. Bilmiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Tamam, oldu. Yok hocam, burada bir şeye inanmıyorum ama öyle görüntü veriyor yani. Son dönemlerde. Başka da inanmıyorum. Öyle bir şey yani Adıyaman güllük gülistanlık yer yani o yönden. Son dönemlerde öyle bir görüntü oluştu yani. Başka bir şey yok. Olay ola yakışmıyor. Sadece bizim bu şehrimize yakışmıyor. Huzursuzluklar, ondan sonra terörle anılmamız. Hiç uzaktan bizle alakası olmayan bir şey. Yani siz buna inanıyor musunuz? Adıyaman gerçekten bir terör kenti mi? Hayır, kesinlikle ya. Uzaktan yakından alakası yok. Ama yani gel gör ki son zamanlarda yaşananlar hayal kırıklığı. Huzur kentte Adıyaman'da neler mi oluyor? Ha ne olacak, gördüğümüz gibi 3-4 gündür işte her şey belli zaten. Yani terör olaylarına Adıyaman şunu söylemek istiyorum ki hiçbir terör olayı yaşamamış. Ama şu bir haftadır, iki haftadır Adıyaman'ın ismi dillerden dillere düşmüyor. Ama biz istemiyoruz düşmesin. Çünkü memleketimiz. Ben şunu tek söyleyeyim. Çok güzel günler yakında. Ben bunu biliyorum. İnşallah da bu işin üstesinden kalkacağız. Adıyaman halkı çok sabırlı olsun. Türk halkı da sabırlı olsun. Her şey çok güzel olacak. Eski günlere geri döneceğiz. Ben tek bunu söyleyeyim. Türk halkına sesleniyorum. Sabırlı olun. Başka da hiçbir şey istemiyoruz. Adıyaman'da şu an beyni yıkanmış insanlara olan oluyor. Cahil insanlara olan oluyor. Aklı başında hiçbir Adıyamanlı ne böyle şeylere taviz verir ne de böyle şeylerin peşinden gider. Dikkatli tabiri cahilse Adıyaman insana koyun insan diyorlar. Nereye çekerse oraya gider. Hiçbir şeye sessiz çıkmayan Adıyaman, işsizliğe sessiz çıkmayan, hiçbir şeyine sessiz çıkmayan Adıyaman niye böyle şeylere gitsin? Gitmez değil mi? İnşallah biraz daha istihdam falan olursa biz de bu gençleri kaybetmeyiz diyoruz. Vallahi bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Bana göre ne Türkiye, Adıyaman'da değil, bütün Türkiye'de bir şeyler olmaya çalışılıyor. Hani bir tek Adıyaman değil. Adıyaman'ı huzur kentidir. Adıyaman hiçbir zaman teröre yan şey yapılmamıştır. Yani teröre yol vermemiştir. Ya burada herkes birlik beraberlik içerisinde. Güneydoğu'nun bir incisidir. Yani ne demem lazım? Yani biz burada huzur istiyoruz. İnsanların huzurlu bir şekilde bir araya bağlı olmalarını istiyoruz. Adıyaman kökenli olabilir veya olmayabilir. Ama kalkıp da Adıyaman'ı bu tür şeylerle Adıyaman'ı ismini veya leke getirmeye yani ne Adıyaman halkı şey yapar ne de biz kabul ederiz. Yani çünkü biz oldu olası Adıyaman belli başına huzurlu olan bir kenttir. Yani bunu hiç kimsenin hakkını veyahut da Adıyaman'ımızı bozma hakkı yoktur. Buna da halk olarak müsaade etmeyiz yani. Ama Adıyaman bozulmayacaktır.
Adıyaman her zaman huzurlu bir kenttir. Yabancılar için bulunmaz, yaşanacak bir şehirdir. Dışarıdan gelme birkaç tane değişik tip insanlardır. Ben başka bir şey görmüyorum. Adıyaman'da ne IŞİD vardır ne de PKK vardır. Benim gözümde bunlar bitecektir kısa zamanda. Neler oluyor abi? Son olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? IŞİD üzerinden Adıyaman'a neler yapılmak isteniyor? Vallahi tam olarak bilmiyoruz ki yani. Hiçbir zaman Adıyaman'a böyle bir olay çıkmamış ki meydana, ama ilk defa böyle bir şey çıktı meydana. Bilmiyoruz yani. Demek ki lan bu planlıdır. Planlı bir şeyler çevriliyor Adıyaman üstüne. Huzur kent olduğu için bir şeyler çevriliyor Adıyaman üstüne. Yoksa Adıyaman'da ilk defa böyle bir şey görünüyor yani. Hiçbir zaman görmemişiz. Adıyaman'da şimdiye kadar yani böyle bir şey, Güneydoğu'nun ve Doğu'nun en sakin illerinden biriydi. Ama bu olaylardan sonra artık bölücülük mi desek, ne desek, Kürt ve Türk kardeşlerini birbirine bırakmaya çalışıyorlar. Başka da diyecekleri bir şey yok yani. Ne yapalım yani? Allah milletimize, devletimize sabır versin. İnşallah sonumuz hayırlı olur yani. Yani sizce IŞİD üzerinden Adıyaman'a bir şeyler mi yapılmaya çalışıyor? Yapılıyor, yapılmıyor değil yani. Göz önüne bulunan mesela yani sorularda yaşından sonra mesela asker ölüyor, vatandaş ölüyor. Yani böyle bir şey olduğu zaman ister istemez yani vatandaşlarımız da biz de biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hepimiz bir zarar görürüz. Keşke böyle bir şeyler olmasa yani. Yani IŞİD olsun, diğer şeyler olsun, örgütler olsun. Yani böyle şeyler iyi bir şey değil yani. Keşke böyle şeyler olmasa yani. Kentte değil ama terörün ilk başlangıç kenti burasıdır baba. Yani ilk gerilla buradan çıkmıştır. Biliyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın ilk okuduğu okul bu Kağıtal Lisesi'dir baba. Ama şöyle bir şey var. Bizim insanoğlu gibi gevşek bir insan yoktur. Yani Türkiye genele söyleyeyim sana. Niye devlet dinle yönetilmiyor? Başta herkes İslamiyet üzerine kurulmuş olsa yani herkes dinini yaşasa ayrımcılık işitmiş, şu terörmüş, örgütmüş. Yani nasıl söyleyeyim? Bir sürü şeyler var. Bir sürü terör değişiklikler var. Bir şey çıkar mı ortaya? Herkes kendi dinini yaşasa. Çıkmaz değil mi? Başta bizim devletin dinle yönetilmesi lazım. Kendi kurduğu yasalarla yönetilmesi lazım değil. Bunu gidin inan ki Cumhurbaşkanı'na söyleyin, aynısını size söyler. Ama ben bağımsız bir insanım, anladın? Özgürlüğüm nedir? Dinimi yaşamak. Dinimi yaşamasam tabii kötülük işlerim. Yani insanoğlu böyledir işte. Hiçbir şey olmayan bir memlekette. Ama niye yapıyorlar? Şimdi bu memlekette iyi insandır ya, İslamiyet buradan gelmiş. Peygamberler şehri diyorlar yani Urfa olsun, burası olsun. Bunu dinde bozdularsa, yani muhakkak bozulur yani. Bir protokoldür yani, üzerine düşünülen bir oyundur yani. Burayı kışkırttın mı zaten her yer kışkırır. Öyle olmaz mı? Avrupa bölgesinin oyunudur. Müslümanları birbirine düşürmüşler zaten. Bu da onların devamıdır. Yani bizim şeyimiz budur. Biz, fanatımız böyledir. Yoksa biz Müslümanlar niye birbirimize girelim ki? Bir amacısız kavga sürekli ne gereği var? İşte son derece öyledir. Bunu yapan Amerika'dır. Başka peki IŞİD üzerinden Adıyaman'da bir oyun oynanmıyor mu sizce? Şimdi IŞİD Adıyaman değil, IŞİD dünya üzerinde oyunu vardır. Orta Doğu'nun üzerinde oyunu vardır. Bir Adıyaman'ı kapsamıyor. Özellikle medya Adıyaman'ı kapsıyor. Şimdi Adıyaman rahat olduğu için biliyorum Adıyaman'ı da karıştırmak istiyorlar. Adıyaman'ı da şiddete koymak istiyorlar. İşte ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Sonucumuz kavgadır, şiddettir. Engel olmak için? Engel olmak için Müslümanların birbirine kenetlenmesi lazım. Başka çare yok. Şu ana kadar ben kendim 20 sene boyunca ben Kağıtta'dayım. Böyle olayı görmedik. Yani herkes Adıyaman'ı karıştırmaya çalışıyor. Bu olaylar IŞİD'in işi olabilir. Ben Kağıtta'dan böyle bir şey olacağını hiç inanmıyorum. 20 sene boyunca herkes diyordu ki Kağıtta'da böyle terörist olayları falan var. Ben bu yaşa geldim, terörist olaylarını görmedim. Bu Amerika'nın
bir işe olabilir. Şu böyle yani, anlıyor musun? Bizim gençler var ya, 18, 19, 20 yaşındaki gençlerimiz. Sana söyleyeyim, bunları artık bir maddi manevi, artık sana söyleyeyim bir para mı veriyorlar? Artık ne yapıyorlar sana söyleyeyim. Çünkü bizim Kağıtlı'da benim gençliğimde bu yoktu yani. Örnek vereyim, şu anda IŞİD diyorlar. Eskiden IŞİD diye bir şey yoktu yani. Var mıydı? Yoktu yani. Ha bu IŞİD bir sene oldu piyasaya çıktı yani. Bu IŞİD'in sana söyleyeyim arkadaşlarımız. IŞİD arkadaşlarımız sana söyleyeyim. IŞİD'de şu anda binlerce genç var. Bu gençler nasıl gitti? Benim görünüşüm para veriyorlar. Toprağım şimdi Adıyaman'ın hedef alınması sana yani söyleyeyim. Bizim derdimiz Adıyaman ya şu an. Adıyaman'ın benim görüşüm yani. Adıyaman'ın hedef alınması bizde birlik beraberlik biraz azaldı yani. Eskisi gibi değil yani, anlıyor musun? Benim görüşüm yani. Eskiden buraya geldiğim zaman herkes birbirini tanıyordu. Herkes birbirini tanıyordu. Anlıyor musun? Dışarıdan da gelen biraz oldu yani. Bizim gençler zaten sana söyleyeyim 18-19 yaşındaki gençler kanı sıcak. Hani bir çiçeği düşün yani, anlıyor musun? Sen su verdiğin zaman bunlar büyüyor. Vermediğin zaman kuruyor. Bunlar sanıyor ki bize çiçeğiz, bize su veriyorlar. Onlar bilmiyor ki onları kurutuyorlar. Ama anamıza yazık, bacımıza yazık. Ne tesadüf ki Suruç olayından sonra Adıyaman'da işte bir silahlı çatışma görüldü. Bir TSK mensubu yaşamını yitirdi. Örgüt üstlenmişse de demek ki şehrimize ya da barış sürecine yönelik olumsuz gelişmeler var. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerekiyor. Yetkililerimizin daha duyarlı olması gerekiyor. Erken seçim pahasına ülkenin askeri ölmemeli. Erken seçim pahasına bu toprakların evladı öldürülmemeli. Pusuya düşürülmemeli. Yani ben bu bütün senaryoların erken seçim için ve erken seçim heveslerinin işi olduğunu düşünüyorum. Hala 400'ü milletvekili heves eden, hayaller aleminde yaşayan kibir dolusu bir saray yöneticisi var. Bu kibirden vazgeçmeli. İlk iki yıl nasıl mütevazi ise biz o mütevaziliğini bekliyoruz. O sadeliğini bekliyoruz. Yoksa o da kayar, hepimiz kayarız, ülkemiz de kayar. Biz de bunu istemiyoruz.